İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz bisiklet üzerinde sağlığı konuşuyoruz. Ne sağlığı dersen popo sağlığı. Yani biraz garip gelebilir ama çok çok önemli bir konu. Yani bu konuda güzel bir alışkanlık edinirseniz daha rahat edersiniz. O yüzden bugün biraz popo sağlığından bahsedeceğiz bisiklet üzerinde. Şimdi bir kere bisiklet kullanıyorsan bisiklet taytı giymek zorundasın. Yani bu pedli taytlardan jelli ya da işte giymek zorundasın. Çünkü bu hem sağlık için hem konfor için. Yani konforu hadi sana diyelim iyi geliyor ama sağlık için bunu mutlaka giymen lazım. Bir kere bunu net bir şekilde söyleyeyim yani. Hani yok ben giyemem falan, o zaman yapacak bir şey yok. Hani bu sağlık yani, yapacak bir şey yok. Hani tight'la rahat edemiyorsan onun üstüne bir short giyersin, bir şey giyersin. Bunun çözümü var ama çözüm kesinlikle tight'ı giymemek değil. Tight'ı giyeceksin, artık sonrasına kendin bakarsın. Yani rahat edemiyorsan bir şeyse artık onu bilemem. Bir daha bir içine iş çamaşır giymeyeceksin tight'ın. Şimdi sen de diyeceksin hani abi sen de ne diyorsun, hani hem popo sağlığı hem işte onu giymeyeceğim, bunu giymeyeceğim, ne yapmaya çalışıyorsun? Ama öyle arkadaşlar. Yani bunun içine dikişli herhangi bir şey giymemen gerekiyor. O seni sıkar yani, sıkıştırır. Gerek yok. Zaten tight'ın kullanımı da bu şekildedir yani. Bir spor tight'ın, bisiklet tight'ın. Onun zaten kendi içinde işte jeli var, bir şey var. Hani giyilmez yani, öyle söyleyeyim. İlk zamanlar ben giyiyordum mesela. Ondan sonra bana da işte dediler böyle böyle. O günden beri giymiyorum. O günden beri dediğim ben yani 7-8 yıldır hiç giymedim. Hakikaten de çok rahat bir şey. Onu söyleyeyim. Peki bu tight'ı niye giyiyoruz? Şimdi şöyle, sürekli oturduğumuz için biz bu şeylerin üzerinde bir kan akışının olması lazım. Yani jel bir nebze bunu sağlıyor. Yani rahatlık falan dışında biraz kan akışının değişmesini sağlıyor. Sürekli aynı yere baskı yapmıyor. Sonuçta orada bir jel var. Böyle bir şeyler oynuyor falan. Hani bu çok önemli. Hem işte popo sağlığı hem diğer şeylerin sağlığı için hakikaten önemli bir şey. Onun dışında bir de çok önemli bir alışkanlık var bisiklette. Ben aslında bugün asıl bahsedeceğim şey buydu. Ama biraz hani işin kıyafet kısmına da girdik. Çünkü yani kullanılması gerekiyor arkadaşlar tight. Evet, tight konusunu kapattım. Şimdi bisiklet kullanırken ayağa kalkma alışkanlığı. Eğer bunu alışkanlık haline getirmemiş olan varsa bugünden sonra denesin. Çok çok faydasını göreceksiniz. Ben şimdi videolarda çok kalkmıyorum. Neden? Çünkü kameranın bir açısı var. Ben ayağa kalktığımda şöyle göstereyim. O açı bozuluyor. Tamam mı? Yani çekim güzel olsun diye ben videolarda ayağa kalkmıyorum. Ama normalde 5 dakikada bir, maksimum 10 dakikada bir, bak maksimum yani en fazla 10 dakikada bir. Nereden gidelim? Şöyle gidelim. En fazla 10 dakikada bir. Biz şu an her yerden geçebiliyoruz galiba. Buradan da geçelim. En fazla 10 dakikada bir ayağa kalkıp böyle bir, çok değil, bir dakika, 1,5 dakika yani ayakta sürüp bölgeyi rahatlatmak gerekiyor. Yani bir böyle kan aksın, böyle rahat rahat akışına bırak, bir kan aksın, her şey düzelsin, sonra tekrardan bin. Çünkü bisiklet seleleri çok rahat şeyler değil arkadaşlar. Zaten rahat olsun diye de tasarlanmıyor. Yani özellikle sportif kullanım amaçlı yapılan selelerden bahsediyorum. Ya da yani normal selede, yani bisiklet işte ne kadar rahat olabilir ki selesi? İlla ki bir baskı oluşuyor. Amortisör falan da yok. O yüzden bir de çok küçük bir alandan temas ediyor. O yüzden yani 10 dakikada bir en geç ayağa kalkıp şöyle bir dakika ayakta sürüş. Hem bu bacak için de iyi bir şey. Hani farklı kas gruplarını çalıştırıyorsun falan. Hem popo için iyi bir şey. Yani mutlaka edinilmesi gereken bir alışkanlık. Mesela benim önceden çok ağrıyordu popo. Sonra yavaş yavaş bu alışkanlığı edindim. Yani inanın %50 neredeyse fark ediyor. Yani öyle
şu seleyi kullanayım, bunu kullanayım, daha rahat olsun falan, bunlar boş yani. Boşu boşuna hem paranız gider, hem zamanınız gider, hem sağlığınız gider. O yüzden mutlaka bu alışkanlığı edinin. Ya bir de sadece bunun için değil, mesela atıyorum rampa çıkarken ayağa kalktın. Farklı pozisyonda çalıştırdığın için kendini biraz da dinleniyorsun aslında. Hani oturduğunda tekrardan sanki böyle bir yenilenmiş hissi oluyor. Yani her konuda faydası var bu işin. Sadece sağlık değil. Ama en önemli konu bence o. O yüzden bugünden itibaren eğer yapmayan varsa bundan sonra bunu yapsın. Aklını sürekli böyle bir kenarına koy. Aklına geldikçe kalk. Aklına geldikçe kalk. Yani istersen 3 dakikada bir kalk. Çok önemli değil. Zaten çok uzun süre kalkmıyorsun. Şöyle arada kalk. Otur. Kalk. Otur. Bu kadar basit. Bunları konuşmak lazım arkadaşlar. Bunlar önemli konular. Videonun başı biraz sıkıntılı oldu ama yapacak bir şey yok. Bayağı sizi onu giymeyeceğim, bunu giymeyeceğim yaptık ama bu iş böyle yani. Ben şu soldan kaçayım. Bunu deneyenler yorumlara yazabilir. Belli bir süreden sonra iyi geldi mi gelmedi mi bu konu hakkındaki tecrübelerini. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.